Merhaba arkadaşlar, bu videomuz Deniz Erbilağ'ın Yansıma Luda Kuka isimli bir kitabı. Yani bu ikinci serisi. Bu videoda baştan söyleyeyim, spoiler içerir. Yani bu seriyi daha hiç okumadıysanız birinci videoyu izleyip nasıl bir kitapmış bu seri deyip oradan bakın. Çünkü burada birazcık anlatmam gerekiyor. Yoksa bu ikinci kitabın tanıtımı ne yapamayacağım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz ki birinci kitapta okuyanlar için kitabın içindeki dünyaya girmişlerdi ve bu Lenda adındaki bir dünyaydı. Fakat her şey sıra dışı, her şey çarpık, her şey içinde korkunç karakterler var. İşte umacılar, yüzü çarpıtılmış bir balon, tuhaf tuhaf şeyler ve yazarın yazdığı her şey oradaki dünyadaki baş karakter olan Nadven'in hayatına etkilediğini kız fark etmişti ve kız birazcık da Nadven'den etkilenmişti. Aralarında böyle Nadven çok umursamaz gibi duruyor ama kızın duyguları var, böyle bir geçişleri vardı. Fakat yani bayağı bir sürükledi o kitap, okuttu. Ama bu kitapta en son yazar Nadven'i öldürmeye karar vermişti birinci kitabın sonunda. Ve kız ilk kez Lande'ye Nadven'siz geçiş yapıp bütün o tehlikeli yollardan, o dip Lande'den, o bütün bilmediği sokaklardan Nadven'i bulmak için tek başına geçiş yaptı. Birinci kitap öyle bitmişti. İkinci kitap kaldığı yerden, yani ilk bir 20 sayfa birinci kitabın bir özeti gibi. Kısa sürüyor ama. Evet, kısa sürüyor Allah'tan. Hızlanıyor çünkü kız tek başına. Kız oradaki Ita Sintra'dan bir başkalarından bilgi almaya çalışıyor fakat denetçiler olduğu için kimseden yardım alamayıp arkadaşlarından Lende'deki Nadven'in arkadaşlarından yardım alamadı denetçilerden dolayı ve bu yüzden de kendi bildiği içgüdüsel yoldan devam etti ve bir bazı sırlar öğrendi. Yani duacılar dedikleri bir şeyin olduğu. Birinci kitaptan evrilmeye başladı aslında bu ikinci kitapta. Yani birinci kitapta sadece Nadven ve çok Diplende gibi çok çok kısa bir alanı anlatırken bu ikinci kitap genişletti. Daha o şehrin bilinmeyen yönlerini, mesela uyumayanlar varmış. Burada bunu öğrendik. Asla uyumayanlar. Mate diye çok beyefendi bir elit malikanecilerde olanların olduğu ortaya çıktı. Kıza birileri yardım ediyor ama kız neden yardım ettiklerini de anlamıyor. Sonra duacılara bağlı başka bir şehrin olduğu, bir akıl hastanesi gibi olduğu bir bölüm olduğu ortaya çıktı. Ve kız aslında hala gerçeklikle bu dünya arasında gidip geliyor. Çünkü orada da bir akıl hastanesi var. Kendini orada buluyor. Klinik. Gerçek hayattaki klinikte yatıp da o uyuşturucu verdikleri için halüsinasyon mu görüyor? Yoksa bu Lande'nin içindeki bir klinik mi? Kızla kafayı yemek üzere. Ben de okurken onunla birlikte kafayı yemek üzereyim. Çünkü acaba öyle mi böyle mi? Nadven'i bulacak mı bulmayacak mı? Çünkü biliyorsunuz ki birinci kitapta eski editör öldürüldü. Hem de Lande'den gelen insanlar tarafından öldürüldü. Yani Lande'den de Hande'nin kendi boyutuna geçen insanlar var. Bu durumda Hande'nin de peşine de takılabilirler. Bunlar kim? Nadven'den ne istiyorlar? Bir önceki editörden ne istediler? Yazar olan Mahir hala bir şeyleri kavramış değil. Onun etrafındaki bazı insanlardan da şüphelenmiyor değilim. Herkesten şüpheleniyorum şu an. Bu ikinci kitapta ama bu ikinci kitapta sonu çok acayip bitiyor ikinci kitabın. Gene her zamanki gibi ikinci kitabın sonu yazmışlar. Allah razı olsun. Şu var ki sadece Lende'ye geçiş yapanın kendisi olmadığını ya da öldürülen şeyin olmadığını, hala bu Hande'nin normal dünya hayatında yaşayan insanların da bazılarının bu sırra vakıf olduğunu kız öğrendi. Orada bitti. İstiklal Caddesi. İstiklal Caddesi. Aynen. Orada bitti. O yüzden de kız dehşet içinde. Yani zaten halüsinasyon mu görüyor belli değildi. Sırrını saklaması gerektiğini düşünüyordu. Çünkü bir önceki editör öldürülmüştü. Fakat o dünyayı bilenler var. Başka bir çizgi romanda Bay Madden'in çizimi var. Yani yazar nereye bağlayacak? Vallahi çok merak ediyorum. Hani çok basit bir şekilde başlayıp ikinci kitapta daha da karışık bir hal alıp şu an üçüncü kitabın yarısındayım ama hala nereye bağlayacağını bilmiyorum. İlk kez bu tarz bir kitap okudum.
çok da hoşuma gitti. Yani fantastik kitapları çok severim. O yüzden de genelde hep sonlarını tahmin ederim. Çünkü hep benzer gider. Fakat bu bambaşka bir olaya evrildi. Yani merakla üçüncü kitabı sonunu bekliyorum. O zaman da videosunu çekeceğim. Birinci kitabı okuyup etkileniyorsanız mutlaka bu seriyi bitirin derim. O kadar söylüyorum. Çünkü birinci kitabın dünyası gibi Nadven Hande yazar olmuyor. Bu ikinci kitapta bir sürü farklı karakterler girmeye başladı. Ya olay farklılaşmaya başladı. Öyle söyleyeyim diyorum ve hoşçakalın diyorum. Anne.